Robert Miranda adlı Amerikalı gazeteci Yeni Asya'ya yolladığı makalesinde Amerikalıları yetkililerin Orta Doğu'ya demokrasi gelmesinden endişe duyduklarını, çünkü Orta Doğu'ya demokrasi geldiğinde İslam'ın büyük bir patlama yaşayacağını ve tüm dünyayı etkisi altına alacağını bildiklerini söylemiş. Demokrasinin olmayışının Orta Doğu'yu bölünmüş ve parçalanmış şekilde tuttuğunu, ancak demokrasinin gelmesiyle bu parçalanmışlığın ortadan kalkarak dünya genelinde bir İslami uyanışın olacağını söylemiş. Amerika'nın da bu durumun farkında olduğunu belirtmiş. Ya işin doğrusu, Amerika İslam alemine demokrasinin gelmesini ister. İslam alemindeki insanların Mehdiyeti istemesi, Türkistan birliğini istemesi çok önemli. Haberleri bile yok bir kısmı. Öğrettikçe, anlattıkça kavrayıp anlıyorlar. Örtücü hocaların faaliyetlerinin durdurulması lazım. Cübbeli tarzında. İttihat-ı İslam'ı örtmeye çalışan, Türkistan birliğini örtmeye çalışan perdeci hocaların durdurulması gerekiyor. Perdeci hocalar yüzünden İslam alemi birleşmiyor. Birleşemiyor. Yoksa çoktan birleşirlerdi. Adam 570 yıl sonra deyince insanlar ne şevk kalıyor, ne gayret kalıyor, ne heyecan kalıyor, vazgeçiyorlar. İşine gücüne bakıyor, ticaretine bakıyor, kendi hayatına bakıyor. Ama elan Mehdi hayattadır dese, değil mi, şevklendirse Müslümanı, heyecanlandırsa, İttihat-ı İslam'ın oluşması, Türkistan Birliği'nin oluşması haftayı alır belki, hafta en fazla. Hemen oluşacak bir güzellik. Çünkü NATO birleşti, kimsenin hayret ettiği olmadı. Garip karşılamadık. Avrupa Birliği birleşti, bunu da şaşırmayla karşılamadık. Peki İslam alemi, Türklük alemi birleşince niye şaşıralım? Bunda şaşacak bir şey yok. Güzellik var, hayır var. İnşallah. Değil mi? İşte perdeci hocaların faaliyetlerine son vermek için de anlatımlar çok önemli. Çok detaylı. Televizyonlardan, radyolardan sürekli karşı anlatımlar yapılması lazım. Çünkü bunların çeneleri çok güçlü oluyor. Yani sürekli konuşuyorlar. Müslümanlar da susuyorlar. Sustun mu karşı atak gelişir. Yani bunlar boş durmazlar. Samimi iman edenler de bütün gayretleriyle hakikati anlatmak durumundalar. İnşallah. İnşallah.